Mutfaklarımızda raflar vardı eskiden, o raflar. Bu bir dolabı vardı, o dolap. Bunlar kullandığı mutfak malzemeleri, bunlar yumurta kırardık. Böyle sahanlarımız vardı, yumurta sahanı. Testilerimiz vardı. Bunlar içinden küçük, küçük malzemeler. Bunlar polimer kil. Onları bana bir arkadaşımın annesi hediye etti. Sen bu kullanırsın diye onu kullandım. Saten yorganlar mesela. Benim için çok önemli. Bizim kültürümüzü yansıtan şeyler. Tuvalet kağıdı rulosundan tasarlanmış bir koltuk. O tamamen tuvalet kağıdı rulosundan. 5 tane mesela bu da goblen kumaşını kullanarak hazeran yapmaya çalıştım. Hazeran çalıştım değil mi? Evet. Bu benim emeklilik hobim. Yeğenlerime oyuncak yaparak başladım. Atıklarla başladım. Ama daha sonra bunun Avrupa'da bir hobi olduğunu ve belli bir sanat dalı olduğunu öğrendim. Araştırmalarım sonucunda çeşitli uğraşlarımla bu seviyeye getirdim. Şu anda kendi tasarımlarımı yapıyorum. 1'e 12'yi, 1'e 24, 1'e 6 oranlarında çalışıyorum. Bu standart bir ölçü. Bu hobiyi yapmak isteyenler böyle çalışması gerekiyor. Kanaviçeyi mesela kullandım. Saten yorganları kullandım. İşte babaannemin kullandığı alüminyum çaydanlıkları, çinko çaydanlıkları tekrar yaşama geçirmeye çalıştım. Onlar da oranlı. 1'e 12, 1'e 24 oranlarında. Bu şekilde devam ediyorum yoluma. Bir ressamı düşünün. Resmini yapıyor. Almak isteyen alıyor. Hiçbir ticari amacım yok. Sloganım da şu, keyiflenmek ve keyiflendirmek. Hobi olduğu için endüstriyel bir alana çekmek istemiyorum hobimi. Çünkü bu sevda ve sabır işi, sabırla yapılan bir şey. Sürekli yapılırsa bıkkınlık verebilir. O yüzden böyle bir düşüncem yok.